Erzurum için palan döken önemli bir nimet. Biz de bundan faydalanmaya geldik. Mesela durum attım. Durumlarımı gören arkadaşlar kar var mı orada diye şaşırdılar. Güzel bir suni karlanma yapılmış. Pistler açık, temiz. bu sezon erken açtı Palan Döken diğer pistlere nazaran. Gayet güzeldi. Üst pistlerimize güzel kar basmışlar. Gayet keyifli ee, kaydık. Sezonu güzel açtık. <laughs> ben çok eğlendim. Biz aslında e, her sezon Türkiye'deki en ilk kayak işletmesini, kayak pistlerinin işletmesini açan destinasyonuz. Bu sene de yine bu geleneği bozmadık. Halihazırda ikinci günümüz bugün. Kayak merkezimiz hizmete açıldı. Tabi bu sene üzerinde özellikle beklentimizle karşılaşamadık, umduğumuzu bulamadık. Ama bu gibi durumlar için hazır halde olduğumuz çeşitli yol yöntemlerimiz elimizdeydi. Biri kar saklama, diğeri aslında suni karlama sistemimizdi. Kar saklama operasyonu yaklaşık 3 yıldır devam ediyoruz aslında. Dünyada farklı lokasyonlarda uygulanan bu sistemi biz 3 yıl önce Palandöken'de ilk kez değerlendirdik ve netice itibariyle sakladığımız karın ilk sene %43'ünü ikinci sene %47'sini bu sene de %53'ünü muhafaza edebildik ve netice itibariyle de sakladığımız karla sezonu açma imkanına sahip olduk. E, Halihazırda Palandöken ve Konak Kayak Merkezi'ne toplamda 40 kilometrelik uzunluktaki bir alanda totalde suni karlama altyapımız var. Önümüzdeki sene 10 kilometre daha ilave edeceğiz suni karlama altyapımıza ve netice itibariyle her geçen sene Palandöken'in gerek kayak merkezinin işletilmesi gerek kayak merkezi hizmeti alınması hususunda tecrübesi giderek artıyor. 2016 yılında Büyükşehir Belediye'miz Palandöken'in işletmesini devraldı. Bütün altyapıyı yeniledi ve netice itibariyle Palandöken sadece kar üzerinde, kayak yapılan bir yer değil kar üzerinde yapılabilecek bütün aktivitelerin bütün faaliyetlerin yapılabileceklerinin bir destinasyon haline getirdi. Bu birikmişlik 2016'daki 200 binlik geçiş sayısını bu sene geçen sezon 1 milyon 900 binlik bir geçiş sayısını ulaştırdı. Bu seneki hedefimiz 2 milyon 400 bin ve bu hedefe de ulaşabileceğimiz kanaatindeyiz. Şu an aşağı yukarı 60 bin metre küpe yakın kar üretildi. Tabii bu çeşitli hava koşullarına göre tüketimimiz değişiyor ama biz yaklaşık 45 bin metre küple su tükettik hali hazırda. Geride 200 bin metre küplük bir göletimiz var Palandöken döken üzerinde. Konaklı'da da bir o kadar kapasitemiz mevcut. Hali hazırda 2 kilometre uzunluğunda bir pistimizi açtık. Ama çok kısa bir süre içerisinde önümüzdeki hafta sonuna kadar bu uzunluğu 10 kilometreye yakın uzatmayı hedefliyoruz ve gelebilecek kar yağışına, uygun hava koşullarına göre de bu aslında tamamen full kapasiteye yani 80 kilometre yakın bir hizmet alanına çok yakın bir tarihte ulaşacak. Otellerdeki doluluk oranımız hakikaten fulle yakın seyrediyor ve netice itibariyle de her geçen gün destinasyon üzerinde talep de artıyor. Ruslar tabi bu sene özelinde özellikle diğer ülkelere bahsettiğiniz gibi vize alamamış olmaları dolayısıyla özellikle haftada 3 uçakla başlayabileceği durumunda bir operasyon kabiliyetleri var. Şu anda da ilk uçak büyük oranda doldu ve diğerlerinde de rezervasyonlar alınıyor. Palandöken'de hali hazırda 3000'nin üzerinde yatak kapasitemiz var. Ve her geçen sene de bu sayı artıyor. İlk kafilemiz yılbaşı itibariyle buradalar. 180 kişilik bir kafile geliyor. Ve akabininde de diğer uçaklarda teker teker biri Erzurum'a inecek. 7 gün burada kalacaklar ve sonrasında ikinci kafili içinde yine diğer uçak inmiş olacak. Bu şekilde mevcuttakini geri götürecek. Öylesi bir operasyon olacak.